Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda son 4 yılın çıkmış sorularını inceleyeceğiz arkadaşlar. Diğer yıllarda da bazı sorular var ama seriler kalktığı için arkadaşlar genelde son 4 yılı seçtim. Diğerleri biraz daha serilerle, farklı konularla ilgili. Evet, 2016'dan hemen başlayalım. 2016 ilk soru toplam sorusu arkadaşlar. K eşittir 1'den 9'a kadar K. N eşittir 1'den 8'e kadar 1 bölü N çarpı N artı 1. İki tane ifadenin çarpımını sormuş. Şimdi burada ne yapacağız? İlki çok kolay arkadaşlar. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı. 9 çarpı 10 bölü 2 çarpı. İkincisi teleskopik yöntem uygulayacağız arkadaşlar. Hangi bilgi bileceğiz? 1 bölü N çarpı N artı 1'in ne olduğunu bileceğiz. 1 bölü N eksi 1 bölü N artı 1 olduğunu bileceğiz. Bunu çıkarırsak alt alta, yani 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3, 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4, nokta nokta 1 bölü 8 eksi 1 bölü 9. Taraf tarafa topladığım zaman göreceksiniz ki arkadaşlar hepsi birbirini götürüyor. 1 eksi 1 bölü 9 kalır. O da ne yapar? 8 bölü 9. Yerine yazdığımızda 8 bölü 9'u 80 bölü 2'den 40 olarak hemen buluruz. Evet, 2016'da çıkan soru böyleydi arkadaşlar. İkinci çıkan soru 2016'da. AN bir geometrik dizi 2016. Bir geometrik dizi A5 eksi A1 bölü A3'ün karesi eksi A1'in karesi eşittir 4 bölü 9 ise A2 de 3 bölü 2 ise A4 nedir? Sorumuz böyle. Şimdi biz bu soruyu nasıl yapacağız bakalım. Şimdi ilk bilgimiz şunları hemen açmak değil mi? Açalım hemen. Geometrik dizi neydi? A1 çarpı R üzeri 4 eksi A1 bölü A1'in karesi çarpı R karenin karesi R üzeri 4 eksi A1'in karesi eşittir 4 bölü 9. A1'leri sadeleştir, parantez alıp sadeleştirirsek A1 bölü R üzeri 4 eksi 1 A1'in karesi R üzeri 4 eksi 1. Bunlar gider. A1'lerin bir tanesi de gider. 1 bölü A1 eşittir 4 bölü 9'dan A1'e kaç kalır? 9 bölü 4 kalır. Şimdi bu ilk denklem kısmımız. İkinci kısımda da A3 A2'den R'yi bulmak. A2 neydi? A1 çarpı R'ydi. Yani 3 bölü 2 eşittir 9 bölü 4 çarpı R'den R ne yapar? 12 bölü 18. 6 ile sadeleştirdiğimizde de 2 bölü 3 olduğunu görürüz. R'miz belli, A1'imiz belli. Ne yapacağız? Yerine koyup sonuca gideceğiz. Hemen gidelim. A4 eşittir A1 çarpı R küp. A1 neydi? 9 bölü 4 çarpı R'nin küpü 8 bölü 27. Direkt yazıyorum. Sadeleştirsem 2 bölü 3 olduğunu görürüm. Evet, 2016'da iki soru daha böyle arkadaşlar. 2017'ye bakalım. 2017'de de arkadaşlar iki tane sorumuz var. Evet, gitgide zaten seriler burada da yok. Evet, 2017'ye bakalım ne çıkmış. 2017'de AN bir aritmetik dizi. A10 artı A7 6 verilmiş. A9 eksi A6'da 1 verilmiş. A1'i istiyor. Şimdi ben arkadaşlar burada AN bir aritmetik dizi ise şurada A1'ler birbirini götüreceği için de kalacağı için sadece hemen şunu açıp işlem yapabilirim. A9 neydi? A1 artı 8'de eksi A6 neydi? A1 artı 5'te eşittir 1'e. A1'ler gider. 3 de eşittir 1'den. D kaç yapar? 1 bölü 3 yapar. Şimdi arkadaşlar. D 1 bölü 3 ise biz neyi bulacağız? A1'i bulacağız. Şu ifadeyi kullanıyoruz yine. A1 artı 9D artı A1 artı 6D eşittir 6. A1 2A1 artı 15D eşittir 6. Değerine 1 bölü 3 yazarsam 5 yapar. 2A1 artı 5 eşittir 6'dan
A1'e kaç kalır? 1 bölü 2 kalır. Çok rahat bir şekilde hemen yapacağımız bir soru. 2017'nin ikinci kısmı, ikinci sorusu arkadaşlar 2017'nin. K eşittir 1'den n'e kadar. Toplam sembolü bu arada var arkadaşlar, aklınızda bulunsun. K artı 1 çarpı K eşittir 10 ise n nedir? Şimdi bu sorunun iki tane çözümü var arkadaşlar. İkisini de size gösterelim. Birinci çözüm daha pratik, test mantığıyla. Şimdi bir kere sonuç 10 ise arkadaşlar, en son terim nedir? Tektir değil mi? Evet, tek. Çift olsa negatif olur çünkü. Son terim çift olsa negatif olur, tek olsa pozitif olur. Evet. Mantığımız bu. Yani 1 eksi 2 artı 3 eksi 2 artı 3 4 pardon 2 3 4 5 eksi 6 nokta nokta en son terim bulan hepsinin eksi 1 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Eksi 1 olduğunu biliyoruz. Eksi 1 olduğunu biliyoruz. Kaç tane eksi olur? Yani mantığımız şu. Nereye kadar eksi 1 gider mesela? Ortalama 10 ise arkadaşlar toplamı 20'ye kadar, 2 katı 20'ye kadar gider. Yani 19, 20, 21'i tek tek denememiz lazım. Tek sayı olduğu için hemen 19'u deniyorum ben. 19'a kadar gitsin. O zaman 17 eksi 18 artı 19 şeklinde gider. Bu 19 tamamen tahmini. Şu 10'un iki katından faydalanıyorum. Yani 20, 19, 18 tek tek deneyip hemen sonuca gitmemiz lazım. Burada baktığımızda 19 denediğimiz arkadaşlar, şu da eksi 1. Şuraya kadar olan sayıların toplamı nedir? Kaç tane eksi 1 var? 9 tane eksi 1. Artı 19 daha ne yapar? 10 yapar. Direkt bizi sonuca götürür. Demek ki en sayımız kaçtır? 19'dur. Bu hızlı pratik test çözüm yöntemi arkadaşlar. Biraz daha denklemsel yaklaştığımızda son rakamın 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 artı 5 son rakamın n diyelim. Tek olduğunu biliyoruz. Çünkü çift olsa negatif çıkacak. Tek olduğunu biliyoruz. Birinci bilgimiz. O zaman 1'den n'e kadar olan tek sayıların toplamı neydi? N artı 1 bölü 2'nin karesiydi. 1 ekle 2'ye böl karesine al. Eksi 2 parantez aldığımızda 1 artı 2 artı nokta nokta n bölü 2 eşittir. Kaç olacak? 10. 10 olacak. 1'den n bölü 2'ye kadar olan sayıların toplamı neydi? N kare artı 2n artı 1 bölü 4 yazalım. Eksi n bölü 2 çarpı n bölü 2 artı 1 bölü 2 idi. Başta da bir 2 var. Eşittir. Kaç yapar? 10 yapar. Bu ikiler gider mi arkadaşlar? Gider. Geriye ne kalır? N kare artı 2n artı 1 eksi n kare artı 2n şey n kare artı 2n evet n kare artı 2n bölü 4 bölü 4. Evet, burada işlem yaptığımızda arkadaşlar n kare artı n olacak, pardon. N kare artı şu bir daha yapalım. Son terim n artı 2 olmayacak. Evet, burada hata yaptık. Neden? N artı n tek sayı. N eksi 1 bölü 2 olacak. N eksi 1 bölü 2 olacak. Şöyle düzeltelim. Çünkü neden? Çift sayıları alıyoruz ya arkadaşlar. Yani şu 2 eksi 2 eksi 4 nokta nokta eksi n eksi 1 alacağız. Eksi n eksi 1. Neden n eksi 1 alıyoruz? Çünkü n tek çift olması lazım. Çift olması için n eksi 1. N eksi 1 bölü 2. Yani n eksi 1 bölü 2 çarpı n artı 1 fazlası n artı 1 bölü 2. Yani son terim 1 fazlası bölü 2. Evet, şimdi oturdu yerine. Burası ne yapar? N kare artı 2n artı 1 eksi n kare artı 1 bölü 4 eşittir 10 yapar. N kareler gider arkadaşlar. 2n artı 2 eşittir 40'tan. 2n eşittir 38'den. N'imiz kaç yapar? 19 yapar. Bu biraz daha uzun arkadaşlar. Denklemsel ama kesin sonuca gidiyor. Tahmini bir şey yok. Net tak 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 işlemlerinizi yaparsınız. Birinci yol biraz daha pratik, daha hızlı. Hangisini istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama tabii ki birinci yol daha kısa. Ama garanticiyseniz de birinci yol iş görür. Çünkü deniyoruz.
tuttuğu zaman işlem yapıyoruz. Yani her halükarda işimizi görür arkadaşlar. 2018'e bakalım. 2018'de de arkadaşlar tek soru gelmiş. Evet, nasıl sorulmuş? Terimleri birbirinden farklı ve ortak terimi 2018. Terimleri birbirinden farklı ve ortak farkı R olan bir AN aritmetik dizisi için. Arkadaşlar bu da aritmetik diyor, dikkat edin ona. Aritmetik dediği zaman R ya da D fark etmiyor, ikisini de kullanabiliriz. Yani R ya da D olması önemli değil. A1 3R, A1 3R, A6, A6, A2 çarpı A4, A10 nedir? Evet, hemen buradan işleme girişelim. A6'nın ne olduğunu biliyoruz aritmetik dizi ise. A1 artı 5 de olduğunu biliyoruz. A2'nin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. A1 artı D demeyeceğiz, R diyeceğiz. R olduğunu biliyoruz. Çarpı A1 artı 3R olduğunu biliyoruz. Evet. A10 A1 3R verilmiş. A10'u bulacağız. Yerine koyduğumuzda 8R eşittir 4R çarpı 6R. Buradan R'lerin bir tanesi de R eşittir 8 bölü 24'ten 1 bölü 3 buluruz. R'de sorun yok. A1 ne yapar? 1 bölü 3 çarpı 1'den 3R ya da eşittir 1 yapar. A10 neydi arkadaşlar? A10 eşittir A1 artı 9R'ydi. A1'imiz kaç? 1 artı 9 çarpı 1 bölü 3. O da ne yapar? 3 bir daha 4 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet, bu da klasik bir aritmetik dizi. Gitgide zaten kolaylaşıyor. 2019'a bakalım. 2019'da güzel bir soru var arkadaşlar. Herhangi ardışık üç terimi, herhangi ardışık üç terimi, herhangi ardışık üç teriminin toplamı birbirine eşit olan AN dizisi. AN dizisi için A2 artı A3 eşittir A4, o da eşittir 2 ise A1 artı A2 artı A3 nokta nokta A25 soru işareti. Şimdi bu soruda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? İlk adım şu. A1 artı A2 artı A3 eşittir. Ne olduğunu bulmak. A2 artı A3 artı A2 artı A3 artı A4 eşittir. A2 artı 3 2, A4 de 2. 2 2 daha ne yapar? 4 yapar. Demek ki A1 artı A2 artı A3 4'müş. A2 artı A3 artı A4 de neymiş? 4'müş. 1, 4'e eşit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. A1 eşit A4. A2 artı A3 artı A4 eşittir. A3 artı A4 artı A5. O da eşittir. A4 artı A5 artı A6. Şimdi arkadaşlar, 3, 4'ler gider. 2, 5'e eşit olur. A2 de 5 olur. A3 A5'e eşit olur. A3 ne olur? A3 4'ler gider. A2 5'e eşit olur. 4 5'ler gider. A3 A6'ya eşit olur. Böyle böyle gider arkadaşlar. En son A4 A5 A6 A5 A6 A7, 5 altına gider, A4, A7'ye eşit olur. A4, A7'ye eşit olur. Şimdi bunu niye gösterdik arkadaşlar? Burada şunu göreceksiniz.
şu A1, A4, A7 nokta 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 3'e bölünen 1 kanı veren tüm sayılar birbirine eşittir. Bu bilgi olarak aklımızda kalsın. Şimdi buraya gelelim. Şimdi A1 artı A2 artı A3'ün kaç yaptığını biliyoruz? 4 yaptığını biliyoruz. Artı nokta 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 A22 artı A23 artı A24'ün de kaç yaptığını biliyoruz arkadaşlar? 4 yaptığını biliyoruz. Kaç tane var burada? 3'e bölsek 24'ü. 8 tane üçlü var arkadaşlar. 24'e kadar değil mi? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 8 tane 3 var. 8 çarpı 4 ne yapar? 32. Her bir üçlünün toplamı 4 ya. 8 tane var bunda. 4 çarpı 8, 32. Artı A25. A25'i şu kuraldan 1, 4, 7, 25'e kadar hepsi birbirine eşit. A1 kaç olur burada arkadaşlar? A1, A4'e eşit. A4'de 2. A1'de 2 olur bu arada. A25'de 2 olur. O zaman 32 artı 2'den kaç yapar? 34. Biraz yorum sorusu arkadaşlar. Şunu görürseniz gerisi kendinden gelir zaten. Son soruyu görmek biraz zor. Onun dışındakiler kolay arkadaşlar. Evet, gelelim son yılın sorusuna. Evet, son yılın sorusu arkadaşlar. Yine daha kolaylaşmış gibi görünüyor. Evet, AN gerçel sayı 2020'ye arkadaşlar. AN gerçel sayılar AN gerçel sayılar dizisi her N pozitif tamsa pozitif tam sayısı için her N pozitif tam sayısı için AN artı 1 eşittir. AN artı eksi 1 üzeri N çarpı AN bölü 2. A5 18 ise A1 nedir? Tek tek bakalım arkadaşlar. A1'i bulacağız burada. Şimdi burada arkadaşlar 2'den başlarsak A2 nedir? A2 1 verdiğimiz için eksi olur. A2 eksi A2 bölü 2'den A2 bölü 2 olur. A3 A3 artı A3 bölü 2'den 2 A3 bölü 2 olur. A4 2 A3 A2 1 verdiğimizde şu A1 olacak arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Evet, şu A2 olacak. Bir eksiği. A2, A2. Evet. A4 eşittir. A3 eksi A3 bölü 2'den A3 bölü 2 olacak. Şurası 3. Evet, yani bir 1 bölü 2 katı bir 3 bölü 2. 1 bölü 2, 3 bölü 2 diye gidiyor arkadaşlar. A5 ne olur? A4 artı A4 bölü 4 versek artı olur, evet. A4 bölü 2'den 3 A4 bölü 2. Evet, işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bunu yazsanız daha hızlı sonuca gidersiniz arkadaşlar. Neden? İşlem yapma, işlem hatasını azaltırız. Mesela A5'i kaç vermiş? Buradan hemen gözümüzle görebiliriz. 18 ise A4 kaçtır? 12'dir. Hemen bulabiliriz. 2 çarpı 18 36, 36 3'e böl 12. A4 12 ise A4 12 ise 2 çarpı 12 A3 24. A3 24 ise A2 ne yapar arkadaşlar? 2 ile çarp 2, 3'e böl. 2 çarpı 24 48, 3'e böl 16. A2 16 ise zaten A1 ne yapar? 2 çarpı 16'dan 32 yapar. Evet. İlk sorusu böyle arkadaşlar. Evet, 2020'nin ikinci sorusu. Bütün terimleri pozitif
ve ortak farkı R olan bir aritmetik dizinin, pardon, geometrik dizinin Rick dizinin dizi için ne verilmiş bize? A1 eşittir 1 bölü 2 artı R geometrik dizi. A7 eşittir A5 artı 12 A3. A8 nedir? Evet. Şimdi bu soruda ne yapacağız? Hemen ikinci verilen ifadeyi açacağız. A geometrik bir dizi arkadaşlar. Karıştırmayalım. A1 artı R'yi çarpıyı kullanacağız değil mi? R üzeri 6 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4 artı 12 çarpı A1 çarpı R kare. A1 R kareler birbirini götürse bütün terimleri pozitif dediği için arkadaşlar A1 R1 sıfıra eşit olmaz. Bunlara dikkat edelim. A1 R1 farklı 0 R farklı 0 olduğu için sadeleştirebiliriz. Yoksa sadeleştiremeyiz. Evet, A1 R1'ler birbirini götürür. Ne kalır? R üzeri 4 eksi R kare eksi 12 eşittir 0'a kalır. Bu ikinci derece şeklinde çözebiliriz arkadaşlar. Bunu R kare R kare deriz. 12'yi ne deriz? Eksi 4'e artı 3. Şu karmaşıksa kök zaten almayacağız. R'yi 4 alacağız, R kareyi. R kare 4 ise arkadaşlar pozitif dediği için R'yi kaç alacağız? 2, eksi 2 almayacağız, 2 alacağız. Demek ki bir kökü eksi 2, bir kökü 2, eksi 2'yi almıyoruz. Sadece 2 alıyoruz pozitif dediği için tanımda. Evet, R'miz 2 ise A1'imiz ne yapar? Hemen şuradan yapalım. 1 bölü 2 artı 2'den 5 bölü 2 yapar. Ne lazım bize? R belli, A1 belli. Hemen A8'i bulacağız. A8 nedir? A1 artı A1 çarpı R üzeri 7'dir. A8 eşittir. A1 neydi? 5 bölü 2 çarpı 2 üzeri 7. Sadeleştirsek 5 çarpı 2 üzeri 6. O da kaç yapar? 2 üzeri 6 64. 2'ye ver 5 32. 32 çarpı 10 320 yapar. Evet arkadaşlar, son sorumuz da böyleydi. 2020'ye ait son iki soru. Evet. Standart sorular arkadaşlar. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.